Sultanbeyli Belediyesi çevrecilik konusunda başta gençler olmak üzere halkı bilinçlendirmek için farklı bir uygulama hayata geçirdi. Atık getirme merkezi kurdu. Şimdi TVNET muhabiri Sevda Bozbağ o noktada bizi bekliyor. Yanında da Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin var. Detayları aktaracak. Sevda, sözü sana bırakıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Atık getirme merkezi kuruldu. Aynı zamanda basketbol potaları ve topları da atık sınıflarına göre renklendirildi. Yani çevre bilincini oluşturmak için aslında böyle bir düzenleme yapıldı. Detayları konuşacağız. Yanımızda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin var. Hoş geldiniz efendim yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Oldukça aslında önemli bir merkez, atık getirme merkezinin. Biraz detaylarından bahseder misiniz? Sıfır atık konusunun ülkemizde, Türkiye'mizde ve Sultanbeyli'mizde yayılması için çeşitli çalışmalar var. Özellikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalar ve hanımefendinin, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüyen projeler var. Bizler de Sultanbeyli Belediyesi olarak sıfır atık kavramının anlaşılabilmesi için çeşitli etkinlikler yaptık şimdiye kadar. Ve bu etkinliğimizi taçlandıracak olan sıfır atık merkezimizi de biraz önce açmış olduk. Burada halkımızı bilinçlendirmek, halkımızın bu konuda bize destek vermesini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ama özellikle kurduğumuz çevre platformuyla genç kardeşlerimiz burada çevre düzeniyle ilgili, sıfır atıkla ilgili, geri dönüşümle ilgili çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar. Bu da bizleri sevindiriyor. Bunun öncesinde başka çevre bilincini geliştirmek için nasıl projeler yapıldı? Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 24 belediye iklim eylem planına imza attı, deklarasyonuna imza attı. Sultanbeyli Belediyesi olarak biz de o belediyelerden birisiyiz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Zaten stratejik planımıza da koymuştuk. Ayrıca konuya daha dikkat çekebilmek için iklim ve uyum noktasında şefliğimizi de kurduk. Geçen meclisimizde bunun da kararını almıştık. Burada arkadaşlarımız, mühendislerimiz çalışmalarını yapacaklar ve onların dünyadaki tabii ki gelişmeleri takip ederek yapacağı çalışmaları bizler de Sultanbeyli'mizde uygulayacağız. Halkımızın bu konuda bize destek vermesini hasreten rica ediyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi basketbol potalarını görüyoruz. Toplar boyanmış. Bu boyalar ne ifade ediyor? Bu arada tabii ki Şehircilik Bakanlığımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Projemize vermiş oldukları desteklerden dolayı Türkiye'de gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Bahsettiğiniz üzere burada potaları renklere ayırdık. Vatandaşlarımızı alıştırmak üzere potalar üzerinden renklerin kafada kalabilmesi için çeşitli etkinlik yapıyoruz. O etkinliklerden bir tanesi. Her potanın farklı bir rengi var. İşte mavi kutuya kağıt atık diyoruz. O bildiğimiz renkler zaten. Onu hafızalarda yerleştirmek üzere sadece bir günlük program değil, mahallelerimizde, Sultanbeyli'mizde çeşitli etkinliklerle bu renkleri tam olarak kafalara, zihinlere yerleştirmiş olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yayın konuğumuzda. Atık sınıflarına göre basketbol potaları ve basket topları elbette boyandı. Renklerle aslında renklere büründü. Sıfır atık bilincine aslında atık bilincine dikkat çekmek amacıyla da böyle bir uygulama yapıldı. Atık getirme merkezi de kurulmuş oldu diyelim. Sözü tekrar size bırakıyorum.